Merhabalar. Yeni bir konuyla anlatım bozukluğu konularıyla seninle beraberiz. İyi bir cümle açık, duru, yalın, dil bilgisi kurallarına uygun, noktalama yönünden eksiksiz olmalıdır. Bu özellikleri taşımayan cümleler anlam ve anlatım yönünden bozuk cümlelerdir. Dilin iyi kullanılmaması durumunda anlatılmak istenenler anlatılanın farklı boyuta çekimlenmesi ya da farklı anlaşılması neden olabilir. Bu durumda da anlatım bozukluklarının oluşması neden olur? Anlatım bozuklukları şu başlar altında sıralanabilir. Birinci grupta anlamla ilgili yanlışlıklardan kaynaklanan anlatım bozuklukları. ikinci grupta dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları konuları vardır. Şimdi anlamla ilgili yanlışlardan kaynaklanan anlatım bozuklukları şunlardır. Şu başta inceleyeceğiz. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, gereksiz sözcük kullanılması, anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, atasözü ve deyimin yanlış kullanılması, anlam belirsizliği, mantık sıralama yanlışlığı. Mantık ve sıralama yanlışlığı konuları. Dil bilgisine bağlı olanlar, özne yüklem uyuşmazlığı, uyumsuzluğu, ekler ilgili yanlışlar, öge eksikliği, yüklem eksikliği, tamlama yanlışları, bağlaç yanlışları olarak karşımıza çıkıyor. İlk grupta el alacağımız konu, ilk grupta el alacağımız konu anlamla ilgili anlatım bozukluklarıdır. Birincisi sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Yani sözcüğün anlamına uygun kullanılmamasıdır. Sözcükler cümlede verilmek istenen düşünceyi tam olarak karşılamazsa anlatım bozukluğu olur. Aynı kökten türeyen bazı sözcükler birbirleri karıştırılabilir. Bu tür bozukluklar sözcüğün anlamının bilinmemesine neden olabilir. Dolayısıyla ilk örneğimize bakıyoruz. Dayım yaşantısının son günlerini mutsuz geçir dediğimde yaşantısı başkasının yaşantısı olur. Ne olacak burada? Yaşamımın olacak dayım. Yaşamının son günlerini mutsuz geçir dediğimizde yaşantı yerine yaşam sözcüğünü getireceğiz. Aynı konuyu süresiz anlatması canımızı sıkıyor dediğine. Şimdi süresiz bir malın kullanımı süresi olur. Aynı konuyu sürekli devamlı anlatması canımızı sıkıyordu şeklinde olması gerekiyordu. Aşağıdaki cümlelerde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasına kaynaklı anlatım bozuklukları vardır. Bakalım beraber. Bu arabanın ücreti 40 bin liraymış. Şimdi ücret bir iş karşılığıdır. Burada bunun yerine fiyat olacak. Arabanın fiyatı. Kayıt için iki resim getirmen gerekiyor. Resim çizilir, fotoğraf çekilir. O zaman resim yerine fotoğraf olacak. Mezun olduğu okuldan öğretim belgesini için, Öğretim işini öğretmenler yapar. Öğrenci öğrenim yapar. Dolayısıyla öğrenim belgesini olması gerekiyor. Karşındaki insanları azımsamaktan. Ne zaman vazgeçeceksin? Maddi şeyleri biz azımsarız. O zaman burası küçümsemek olacak. E, bu kadarcık parayla mı geçim sağlayacağız dediğimizde burada azımsama vardır. Ama küçümseme yoktur. Dikkat edelim. birbirin yerine kullanılmamalıdır. İki arkadaşın aralarının bozulmasını o da katkıda bulundu. Katkıda bulunmak olumlu şeyler için vardır. Burada neden olmalı, kullanmalıyız. Yani e, aşırı sel iki kişinin ölmesini sağladı dersek e, anlatım bozukluğudur. İki kişinin ölmesine neden olacağız? Son yıllarda yapılan ameliyatlarda ölüm şansı azaldı. Şans olumlu şeyler içindir. Burada olasılık, ihtimal olacaktı. Sınav sorularını her öğrenciden Değişken yanıtlar aldık yerine değişik yanıtlar aldık olacaktı. Tatil planlarında yaptığımız değişimden kimsenin haberi yok dersem değişim ürün değişimi olur. Takas anlamında kullanılır ama burada değişiklik olacaktı. Kimseye zengin fakir ayrıntısı yapmaz. Ayrıntı detaydır. Buradaki kullanım ayrım olmalıydı. Kendini bize öğretmen olarak tanıştırdığı yerine tanıtlı olmalı. Tanıştırmak karşılıklı e, insanları Onların kimler olduğunu onlara birbirlerini anlatmaktır. Bu da tanıtmak. Kendini bize öğretme olarak tanıttı. Başkası tanıttı. Sınavların çoğunluğu öğrencileri bunalama sürüklüyor. Çoğunluğu sayıca çoğunluk alanı vardır. Burada çoklu olacak. Aylardan beri bu şehre Ankara yolların bozulmasına sağladı yerine neden olduğu olacaktır. İkinci konumuz, gereksiz sözcük kullanılması. Yani cümlede Sözcüklerin birbirlerine anlamları taşıyan sözcüklerin bir arada kullanılması oluyor bu. Yani aynı anlamlı sözcüklerin cümlede birlikte kullanılması cümlenin duruluğunu bozuyor. Cümleden bir sözcüğün atılması o cümlede anlamca bir daralma ya da değişme olmuyorsa, atıldığında yani bir sözcük cümleden atıldığında o cümlede bir anlamsal bozukluk olmuyorsa gereksiz kullanmış oluyor. Hiç olmazsa yağmurun dinmesini bekleyin diyebiliriz. Yağmurun dinmesini bekleyin bari diyebiliriz. Yani bunlardan biri gereksiz. Alınan bu kararları yaşadığımız devre dönemde, devirle dönem aynı birisini kullanacağız. Bizlere saygı ve hürmet gösteren, saygı gösteren diyebildik ya da hürmet gösteren diyebildik birisini tercih etmemiz gerekiyor. Şimdi aşağıdaki örneklere baktığımızda buna dayalı anlatım bozukluğu göreceğiz. Şimdi şurada bir ifademiz var. Duruluk ilkesine aykırı cümlelerde gereksiz sözcük kullanmaktan kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Bu da "duru bir cümle değildir" dediğinde anlatım bozukluğu olan cümleye bakacağız. Örneklerimize bakıyoruz. Beklediğimiz misafirlerimiz daha henüz gelmediler. Beklediğimiz misafirlerimiz gelmediler. Beklediğimiz misafirlerimiz Henüz gelmediler. Daha gelmeler. X'den birini kullanıyoruz. Aldığı her eşyayı iade etti diyebilirdik. E, geri ver diyebilirdik. Zaten geri vermek iade etmek kanalında kullanılıyor. Birisi kullanmayacak. Yaz mevsimden 10 gün kadar yaz mevsimde 10 gün kadar dinlendi, istirahat etti diyebilirim. Ya da yaz mevsimde 10 gün kadar dinleneceğim, istirahat edeceğim İkisinden birini kullanmamız gerekiyordu. Hangisini kullanırsak kullanalım ama birisi olmayacaktı. Şimdi bir sözcüğün anlamı bir başka sözcüğün anlamı içinde bulunabilir. Bu durumda o sözcüğü kullanmak gereksizdir. Bakıyoruz. Öğretmenlerimizin yaşanmış deneyimlerine yararlanıyoruz. Şimdi deneyim zaten yaşanmıştır. Bunu kullanmaya gerek yok. Yöneticiler arasındaki ikiliğe giderdik. Mevcut zaten ikilik varsa mevcuttur. Buna gerek yok. Dolayısıyla burada anlatım bozukluğu görüyoruz. Köy öyle uzak ki oraya yaya yürüyerek gidilmez. Yürümek zaten yaya olacağı için bunu kullanmaya gerek yok. Bahçeye bu baharda 50 tane elma fidanı diktim. 50 dediği zaten için zaten tane anlamı taşıyor. 50 elma fidanı diktim dese doğruydu. Adam elindeki poşetlerle merdivenlerden hızla aşağı indi. İnmek zaten aşağı olacağı için hızla indi dediğimde kurtarıyor. Gerek yoktu. Bu aşa bu aşırı soğuğa aldırmadan eldivenleri giydi. Zaten eldiven ele giyinir. O zaman el sözcüğüne gerek yoktu. Seninle ilk kez bir düğünde tanışmıştık. Tanışmak zaten ilk kez olacağı için seninle bir düğünde tanışmıştık dediğinde cümleyi kurtarıyoruz. Şimdi yardımcı fiiller alt soylu bir sözcükle birlikte kullanılır ve birleşik fiil oluşturur. Yardımcı fiille birlikte kullanılan isimlerden yapım ekleriyle aynı anlamı veren bir fiil ya da fiilimsi oluşturulabiliyorsa yardımcı fiil gereksiz kullanılmış oluyor. Bu da anlatım bozukluğuna neden olur. Klinikteki doktorun tüm hastalarını iyi ettiğini söylüyorlar. İyi etmek değil, iyileştirdiğini söylüyorlar dememiz yeterliydi. Hırsızlık olayında hiçbirinizden kuşku etmedim yerine kuşkulanmadım demeliydik. İş bulamayız diye boşuna telaş etmişsiniz, telaşlanmışsınız dememiz yeterliydi. Yemeği hazır edince beni çağırır mısın ya da çağırırsın dediğimizde hazır edince değil hazırlayınca Geziye gitmek isteğinde olanlar, gitmek isteyenler dememiz yeterliydi. Hastamız yakında iyi olacak, iyi olmak yerine iyileşecek diyecektik. Annem iki gündür aramadı, çok kaygı diyorum yerine, kaygılanıyorum dememiz yeterliydi. E, kitapları paket ettim yerine, paketledim dememiz yeterliydi. Şimdi bir diğer konumuz, anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması. Anlam yönünden birbirine karşı olan sözcüklerin aynı cümlede kullanılması oluşan anlatım bozukluğudur. Aynı cümlede aynı durumu karşılamak için olasılık, kesinlik ya da kesinlik, yaklaşıklık anlamı taşıyan sözcükler kullanılmamalıdır. Bu aile hemen hemen tam 4 yıl tiyatroya gitmemiş. Şimdi hemen hemen de bir yaklaşıklık tam dediği için de bir kesinlik var. O zaman burada bir çelişki var. Ne demiştik? Anlamca çelişen bu aile hemen hemen tiyatroya gitmemiş ya da bu aile tam 4 yıl tiyatroya gitmemiş dememiz gerekiyordu. Örneğimiz burada var. Bu aile hemen hemen 4 yıl tiyatroya gitmemiş ya da bu aile tam 4 yıl tiyatroya gitmemiş dememiz doğru olacağını söylemiştik zaten. Şimdi aşağıdaki örneklere bakalım. Altı çizili sözcükler anlamca birbirleriyle çelişmektedir. Şimdi onunla birlikte gitmiş olabilirler. Şimdi elbet kesinlik bu ihtimal katıyor. Olmaz. Eminim ki belki de kesinlik kattı, ihtimal kattı. Bir adı kullanılmamalı. Herhalde ihtimal muhakkak kesinlik anlamı kattı. Hiç şüphesiz olmalı. Söylediklerin hiç şüphesiz onun kulağına gitmiş diyebilirdik. Söylediklerin onun kulağına gitmiş olmalı diyebilirdik. Bireril arayla üst üste çelişiyor. Tamla sayılır çelişiyor. Kesinlikle gerçekleşebilir çelişiyor. Bu okulu bitireli tam 3 yıl oldu diyebilirdik. Bu okulu bitireli yaklaşık 3 yıl oldu diyebilirdik. Bu da yaklaşıkla tam çelişiyor. Mutlaka ile kazanabilir. Bir tarafta kesinlik bir tarafta ihtimal anlamı var. Yani bunlardan birisini kullanacağız. Hangisini cümlemize göre kullanmak istiyorsak. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması bir diğer anlatım bozukluğu. Sözcüklerin cümle içinde bulunması, gereken yerden başka bir yerde kullanılması anlamın bulanık olmasına ya da farklı bir e, amacın dışına çıktığında kullanımın farklı bir anlam taşıdığını görüyoruz. Bu da e, yanlış anlaşılması neden olabilir, anlatım bozukluğuna sebep olabilir. Henüz bayramda nereye gideceğimize karar veremedik. Bak henüz bayramda. Şimdi ne dememiz gerekiyor burada? Bayramda nereye gideceğimizi henüz karar veremedik. Çünkü vurgu burada yüklemin önünde olması gerekiyordu. Yeni eve girmiştim. Ev eski ev mi yeni ev mi? Ona bakıyoruz. Şu, doğrusu eve yeni girmiştim. Girme eyleminin nasıl olduğunu belirtti. Burada kullanacak. Rüzgar bıçak gibi yüzüme çarptı. Şimdi burada bıçak gibi yüz anlamı taşıyor. Rüzgar yüzüme bıçak gibi çarptı şeklinde olacaktı. İlk sabahın çayı açık olmalıdır. İlk sabah, birinci sabah anlamı var ama sabahın ilk çay dersek burada ilk içilen çay anlamında olmalıydı örneğimiz. Bu sorular yeniden TYT'de yakın günlerde çözülmeli Yeniden TYT'de. Yerine bu sorular TYT'de yakın günlerde yeniden çözülmelidir şeklinde kullanılmalıydı. Bir diğer örneğimiz. İnanın önümüzdeki iki yıl içinde tümüyle sorunlarımı tümüyle sorunlarımı çözeceğim yerine inanın önümüzdeki iki yıl içinde sorunlarımı tümüyle çözeceğim şeklinde kullanılmalıydı. Üyelere bir türlü görüşülmek üzere gündeme alınmayan üyelere bak bir türlü görüşülmek üzere değil bunun yerine üyelere görüşülmek üzere bir türlü gündeme alınmayan gündeme alınmakla, alınmakla alakalı olduğu için bu kavram burada olmalıydı. Ünlü sanatçı halk konserlerinde besteledi. Sanki konserlere gitmiş orada bestelemiş anlamı çıkıyor. Bunun yerine ünlü sanatçı bestelediği şarkıları halk konserlerinde okudu şeklinde doğru olacaktı. Atasözü ve deyimin yanlış anlamda Kullanılmasına kaynaklı anlatım bozukluğu. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Deyimi oluşturan sözcüklerin yerlerine anlamdaşlarının kullanılması, yerlerin değiştirilmesi ya da bir deyimin anlamına uygun olmayan bir yerde kullanılması Ata sözünün herhangi bir sözcüğünün değiştirilmesi anlatım bozukluğuna yol açar. Gözü yukarılardaydı kimseyi beğenmez yerine gözü yükseklerdeydi kimseyi beğenmez olacak doğrusu. Bu işten de zararlı çıktık. işin yüzü astarından pahalı oldu yerine bu işten de zararlı çıktık. işin astarı yüzünden pahalı oldu şeklinde olmalıydı. Aldığım elbiseyi görünce sudan çıkmış balığa döndü dediğinde sudan çıkmış balığa dönmek şaşırmak anlamında kullanılır. Onun yerine Aldığım elbiseyi görünce ağzını su şekli şeklinde olmalıydı. Atasözlerde kalıplaşmış sözler olduğu için bunların kalıpları bozulamaz. Sözcükle de değiştirilemez. Dikkat! Sel ile gelen rüzgar ile gider yerine. Sel ile gelen yer ile gider. Doğru şekli. Bir yer biri bakar kavga ondan kopar yerine. Burada anlatım bozukluğu var. Bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar şeklinde olacaktı. Daha ne kadar yüce olsa da üstünden duman aşar yerine buradan daha ne kadar yüce olsa da yol üstünden aşar şeklinde doğrusu olmalıydı. Elin ağzı çuval değil ki büzesin yerine. Elin ağzı torba değil ki çuval yerine torba olacaktı. Elin ağzı torba değil ki büzesin kullanımı doğrudur. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz yerine iki karpuz bir koltuğa sığmaz doğru şeklinde olacaktı. Bir diğer konumuz anlam belirsizliğidir. Bir cümlede anlatılanların net ve açık olmaması. Dikkat! Anlatım bozukluğuna neden olur. Anlam belirsizliği birkaç nedenden kaynaklanır. Bunları tek tek ele alalım. Yanlış yapılan karşılaştırma. Ben sinemayı Yeliz'den çok seviyorum. Yani sinemayı seviyorum, Yeliz'i az seviyorum anlamım var. Ben de sinemayı seviyorum, Yeliz'i seviyor. Ben daha çok seviyorum anlamı çıkıyor burada. Bu cümlede karşılaşılan Sinema ile Yeliz değildir. Cümle ben sinemayı Yeliz'i sevdiğinden çok severim olmalıydı net olması için. Cümlede noktalı eksikliği ya da yanlışlığı açıklığı bozuyor. Bakıyoruz buraya. Yabancı memleketteki insan manzaralarını anlamaya çalışıyordu. Yerine şuraya virül koyduğumda anlam değişti. Değil mi? Yani yabancı memleketteki insan manzaralarını anlamaya çalışıyordu. Yabancı birisi anlam var. Eğer şurada kullansak, kullanmasak da şurada virgülü yabancı şöyle olsaydı eğer yabancı memleket anlamı taşıyor. Dolayısıyla burada anlam değiştiği için ve anlam farklılaştığı için anlatım bozukluğu oluyor. O şehirde yaşamak istemiyordu. O şehir işaret sıfatı. Eğer buraya virgül koyarsak o Ali ve Mehmet şehirde yaşamak istemiyordu anlamı çıkıyor. Hasta yakınlarına başından geçenleri anlattı. Doktor hasta yakınlarını anlattı diyor. Hasta kişi yakınlarına başından geçenlere anlattı dediğimizde anlam değişiyor. Üniversite sınav sorusu vardı. Küçük ağacın arkasına saklandı dediğimizde yine burada noktalama eksikliğinden kaynaklı anlam belirsizliği vardı. Genç öğretmenin ardından seslendir. Bu da öğretmenin sıfatı genç olmak bu cümlede. Ama genç öğretmenin ardından seslen dediğimde burada da genç birisi öğretmenin ardından seslendi anlamı çıkıyor. Buna dikkat edeceğiz. Milli edebiyat şairi Ziya Gökalp'e hayranlığını vurgula dediğimde şimdi milli edebiyat şairi Ziya Gökalp Ziya Gökalp'in şuraya kadar sıfat oldu ama milli edebiyat şairi başka birisi Ziya Gökalp'e hayranlığını vurgula dediğimde bak anlam değişiyor. Burada virgülümüz net bir anlam katıyor. Dikkat ediyoruz. Asfalt yolun her iki tarafına döküldü. Şimdi asfalt yol mu yoksa asfalt bir yolun her iki tarafına mı döküldü anlamına dikkat ediyoruz. Sabahtan beri koşuşturan çocuklara bakıyorum. Sabahtan beri koşuşturan çocuklara bakıyorum. Yani ben sabah zaman diliminden beri bağımsız koşturan çocuklara bakıyorum anlamları farklı farklı katıyor. Eğer şöyle olsaydı çocukların sabahtan beri koşturma eylemi yaptığı anlaşılıyor. Bir diğer konumuz bununla alakalı. Tamlayan eksikliği anlam belirsizliğine yol açar. Tamlayan. Eksiklerimi tamamlayabilmek için defterini birkaç gün ödünç alacağım. Şimdi bu defter senin defterin de olabilir. Onun defteri de olabilir. Dolayısıyla burada anlam belirsizliği oluyor. Net kullanmamız lazım. Buradan ayrılacağına hepimiz çok üzülüyoruz. Kimin ayrılacağına? Senin mi onun mu? Doğum gününü bir türlü hatırlayamadım Senin doğum günümü onun doğum günü mü? Koşuda birinci olduğuna sevindim. Senin birinci olduğuna mı onun birinci olduğuna mı? Eski ayakkabılarını tamirciye verdim. Senin ayakkabılarını onun ayakkabılarını oluyor. Burada bu kullanımlarda senin ya da onun zamirlerini cümleye eklememiz gerekiyor. Evet. Anlamla ilgili son konumuz burada. Mantık ve sıralama yanlışlıkları. Bazen kurduğumuz cümlelerde sözcüklerin yerleştirilmesiyle alakalı e, anlamsal yani anlatım bozukluğu yapabiliyoruz. Bir cümlede olayların veya durumların sıralanmasının yanlış yapılması mantıksal yanlışta neden olur. Doğru ve güzel bir cümle mantık ilkelerine uygun olmalıdır. Ünlü doktor hastanın ölebileceğini hatta kalp krizi geçirebileceğini söyledi cümlesine baktığımızda burada kalp krizi geçirilir, kalp krizi geçirilme sonucu hasta ölebilir. Öyle olması lazımdı. Burada bir mantıksal sıralama var. Cümle sıralaması şöyle olmalıydı. Hastanın kalp krizi geçirilebileceği hatta ölebileceğini olmalıydı şu kullanımda. Seminerde önümüzdeki yılın programını öğretmenler hatırlatmaya çalıştık. Hatırlatmak geçmişle alakalı olabilir. Burada ne demesi gerekiyordu? Seminerde önümüzdeki yılın programını öğretmenlere tanıtmaya çalıştık şeklinde olmalıydı örneğimiz. Görüşülen yasa teklifi 200 oya karşı 150 oyla reddedilmiş. Şimdi az oyla reddedilmez. Çok oyla reddedilir. Tam tersi olacaktı. 150 oya karşı 200 oyla reddedildi olacaktı. Şu kullanım doğrusu. Garibanın bırakın ceketi takım elbisesi bile yoktu. Yani şimdi azlık ve çokluk kavramı sıralaması yanlıştı var orada. Garibanın bırakın takım elbiseyi yani ceketi bile yoktu. Dememiz gerekiyordu. Bademcik iltihapları iyi tedavi edilmezse ölüme hatta kansere yol açabilir. Kansere yol açabilir. Kanser sonucunda ölüm olabilir. Doğrusu bademcik iltihapları iyi tedavi edilmezse kansere hatta ölüme yol açabilir şeklinde olacaktı. Şimdi dikkat ediyorsak sözcüklerin anlamsal özelliklerini, sıralamalarını, mantık noktalarını iyi analiz edemezsek anlatım bozukluğu durumu ortaya çıkıyor. Bu konuyla ilgili ayrıntılı soru çözmek istersen çap yayınları TYT Türkçe soru bankalarından yararlanabilirsin. Başarılar diliyorum.